Evergrande gibi olacak işte yani. Ya öyle ya böyle. Evergrande midir? Ne boksa işte Çin'deki inşaat firması. Yapmış şeyleri. Borç almış milletten. Olmayan coinleri satmış. Olmayan evleri satmış. Sürekli ev yapmış. Sürekli ev yapmış. Ben bunları satarım diye. Satamayınca hepsini, hiçbirini batmış gitmiş. Sonuç devlet kurtaracak. Devlet yani o bunların yani yaptığı salaklık mı diyeyim ona, ne diyeyim. Yani o ya. Devlet batmasına izin verecek hali yok herhalde. Bütün dünya ekonomisi şey edecek. Güvendikleri de o aslında. Hani. Türkiye'de sürekli vergi şey oluyor ya. Affı oluyor. Niye ödemiyorlar? Niye? Ne yapacak devlet? Batmana izin mi verecek? Binlerce çalışanım var. Hepsi işsiz mi kalacak? Nasıl söyleyecek yani? Bunlarınki de ona doğru döner normalde. Ama işte bunları devlet tanımadığı için, devlet tanısa bunları, regülasyon getirse, bunlar diyecek ki biz battık. Battık. Biz bir bok yedik zamanında. Battık. Çıkamıyoruz işin içinden. Sen de tanıdın zaten bizi. Regüle olmuş sen ne? Yani tanı ya beni. Ben işte artık. Ben battım. Ne yapacak devlet orada? Devletlerin de öyle bir şeyi var. Durumu. Yani regülasyon olayının. Yani regüle ettin bunları. Dün anlatmıştım ya. Şimdi regüle edince tanımış oluyorsun. Tamam mı? Herifi resmi olarak tanımış oluyorsun. CZ bilmem ne. Şimdi iki tane olasılık var. Hani iki tane yok. Tek olasılık var aslında. Yani kaçacak. Regülasyon olsa da kaçacak. Ve sen regüle eden kurum olarak rezil olduğunda kalacaksın kaçarsa. Kaçmama şeyi yok. Kaybettim diyecek şeyi, cüzdanları, bilmem neyi. Ben cebimde taşıyordum zaten. Düştüm, suya düştüm. Bozuldu halim. Şifreyi de unuttum ben zaten diyecek. Kaçıp gidecek yani. O durumda rezil olacaksın. Ya da hacklendim ben diyecek. Rezil olacaksın. Regülasyon kurumu olarak. Ya bu salağı mı regüle ettin sen diye. Ya da regüle edince tanımış oluyorsun herifi. Diyecek ki ben battım. Yardım etsene bana. Evergrande'ye yardım etmiştim. Bunu diyecekler. Devlet de bunu biliyor. Devletler. Yoktan coin sat. Hani şöyle anlatayım. Todex. Doge'yi sattı. Regüle olmuş olsa nereye satıyorsun onu? Satamazsın. Ama eskaza Türkiye Cumhuriyeti işte salaklık edip regüle etseydi Todex'i. Todex diyecekti ki ben battım. Ben bunu sattığım zamanda 5'liklik ettim. Ucuzdan sattım. Bu coin 100x yaptı. Ben bunu ödeyemiyorum bu parayı. Ben battım. Ne yapacağız? Regüle ettin beni. Tanıdın beni. Bana güvence verdin. Hani benim arkamda olacağına dair güvence vermiş oluyorsun. Ben battım. Bana yardım et. Ne yapacak o durumda? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bana ne mi diyecek? Ya rezil olacak. Bana ne deyip ya da mecbur o batığı kurtarmak zorunda kalacak. Para basıp Todex'e verecek. Todex'e gidecek. O dogeleri alacak. Bileti alacak. Regülasyon sorunlarından biri de bu. Amerika Binance'i regüle etse vallaha diyorum ertesi gün ben battım diye açıklama yap. Ya da kaçar gider. Ya da Coinbase'i regüle etse. Niye bu kadar zorluyorlar regülasyonda bu herifleri? BitMEX'i FBI bastı. Siktirin gidin dedi. Gidin şey yapın. Bir foundation kurun. Bilmem ne kurun. Ona aktarın. Kişisel yani bireysel istemiyorum. Size merkezsizlik demiyor musunuz zaten kardeş? Sen kimsin? Ben sana niye güveneyim? Seni niye regüle edeyim? Git bir foundation kur, bilmem ne kur. Bir yönetim kurulun olsun, bir bilmem neyin olsun. Kooperatif gibi bir şey ne yapıyorsanız yapın işte. Kurumsal olarak gel bana. CZ olarak gelme bana. CZ olarak gel. Ben sana güvenmiyorum kardeşim. Kurumsal olarak gel. Bütün finansmanını, bilmem neyini, cartını, curtunu, her şeyini ayarla. Ben senin kurumunu regüle ederim. Ben senin adının altında hiçbir şey regüle etmem. Çünkü ne bok olacağı belli sonunda. Salak da değiliz yani. Ben seni regüle edersem sen ertesi gün diyeceksin ki ben battım. Ben ne yapacağım o zaman? Mecbur kurtarmak zorunda kalacağım. Paramı dağıtıyorum lan ben burada. Önce kendi pisliğinizi temizleyin. Sonra gelin bana. SEC açıkça bunu diyor aslında bunlara. Bunlar da bize yamamaya çalışıyor işte onu. Kitleye yamamaya çalışıyor pisliklerini. Yani ben o yüzden diyorum o çaldıkları coinleri verecekler. O çaldıkları paraları verecek. Vermemek için direniyor tabi adam. Yani niye versin lan 300 bin tane bitcoin? Birisi 300 bin yapmış, öbürü 200 bin yapmış, öbürü 150 bin bitcoin yapmış. Yani niye versinler onu? Vermemek için direniyor. Ama hani öyle bir tehlike var. Öyle bir sorun var. Yani çözülemeyen kısmı o zaten. Dün akşam da onu anlatmaya çalıştım. Asıl sorun merkezi borsalar ve onların şeyi diye. Mesela bugün tweet de attım ya bir dünya. Zırt pırt ne konuşuyorsun kardeşim sen? Konuşma ya. Senlik bir olay yok burada. Trade'ini yap. Sen konuşuyorsan demek ki burada bir işler çeviriyorsun sen sürekli. O zaman da regüleme göre edemem ben seni yani. Çünkü hani güvenmiyorum yani. Güvenemem benden değilsin sen. Hani tanımadığım, bilmediğim yabancı bir şeysin. Çok volatilsin. Bir standardın yok. Bir sabitliğin yok. Bir gün %10 artıyorsun. Ertesi gün %20 düşüyorsun. Ertesi gün %30 artıyorsun. Ne yaptığınız belli değil. Önce bir ayarlayın kendinizi. Sonrasına bakarız. Yani ben kriptoyu anladım. Olayın ne olduğunu anladım ama sizi çözemedim. Ve ben size kefil olamam diyor. Yani regülasyon demek kefil olmak demek bir yandan. Kore'de regüle borsalar. Kore'de borsalar habire polis baskın oluyor ya.
Ya Kore'de bilmem ne borsasını basmış polis diye sürekli FUD haberi yayılıyor ya. E niye basıyor? Regüle orası. Oradaki adamları devlet korumak zorunda. Anlatabiliyor muyum? O borsayı açmak için yeni haberleri var mesela şimdi. 60 borsa varmış. İkinci aşama yani o zaten regüle orası da daha üst bir regülasyon şeyi için başvurusu 5 borsa mı sadece başvuralım işte diğerleri evrakları tamamlamamış falan filan. Hani devlet orada güvence veriyor bu borsaya. Bir şey olursa ben vereceğim parasını diye. Bakıyorsun Bitcoin'e 50 binden 40 bine düşmüş. Burada düşünce Kore'de de düşüyor. Kore'de düşünce de devlet basıyor ofisi ne oldu lan diye. Gene ne oldu diye. Onlar da diyor ki bizlik bir şey yok. Biz düşürmüyoruz bunu. Ki Kore'de fiyatlar daha şey eskiler bilir yani yeniler bilmez. Bitcoin 1000 dolarken Kore'de 4000 dolardı. Ethereum 40 dolarken Kore'de 300 dolardı. Ve birkaç ay böyle gitti bu. Çünkü Kore'ye transfer yapamıyorsun. Yapsan bile çekemiyorsun. Çekmek için Kore vatandaşı olman lazım. Kore ikametgahı olman lazım. Ama onun da yolunu buldular. O arbitrajı artık kapatıyorlar. O arbitraj farkını. Böyleydi. Sonra o dengelendi işte çakallar. Çünkü arada 4 kat fark var. Ne var yani verirsin Koreli birine. Anlaşırsın gidersin bir hafta Kore'de hem yer içer sıcarsın. Hem de o ayarlamaları yaparsın. O arbitrajı yaparsın bir şekilde. Ama orada o fiyatlarda olmasının sebebi ibneler oraya gidemiyordu işte. Kullanıcı kaçıyor. Adam 4000 dolar veriyor yani elin Korelisi. Şerefsiz CZ de o borsaya karışamadığı için bot bağlayamadığı için hani botu bağlayıp oraya Bitcoin'i gönderse bile geri çekemediği için çünkü Kore vatandaşı değil geri çekemediği için o Bitcoin'i karışmıyordu oraya. Karışmayınca da hani borsada az coin var. Atıyorum total 1000 tane, 2000 tane, 10 bin tane Bitcoin var. 50 bin tane Kore vatandaşı var. Her biri almaya çalışınca Bitcoin fiyatı normal global borsalardan 4 kat pahalı oluyor doğal olarak. Adam da alıyor. Borsa zaten karışmıyor al sata. Aman Binance'te 1000 dolarmış. Dur Binance'ten Bitcoin alayım ben oraya kara para aklamak için oradan öyle dolandırayım. Banka transferleriyle Binance'a atayım. Dolar oradan 1000 dolara ucuzdan Bitcoin'i alayım da kendi borsama getireyim de 4000 dolardan benim vatandaşıma iteleyeyim diye düşünmüyor onun borsaları ki düşünemez. Regüle borsa zaten. Bana ne diyor ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama daha sonra işte Binance'de oraya bulaşabildi. Kore vatandaşlarının aracılığıyla falanla filanla. Bir şekilde çözüldü o. Ama işte orada bir sorun olduğu zaman Kore polisi hemen basıyor ne oluyor lan diye. Çünkü hukukluk olsa devlet karşılamak zorunda o zararı. O kullanıcıların. Regülasyon öyle bir şey. O yüzden hani sekmek de bunları regüle etmek istemiyor. O anlamda. Çünkü etse ertesi gün ben battım diyecekler. Hatta onun da vardır yani orta yol şeyleri. Arka planda o konuşmalar vardır yani regülasyon kurumuyla. Yani bizi regüle edeceksin ama yani kardeş yani biz böyle bir bok yedik. Yani bak bunu da dillendirmeyelim çok. Yani biz çıkamıyoruz işin içinden. Yani bizi regüle edeceğiniz ama hani ben battım derim ha. Ertesi gün derim battım. O yüzden bana yardım edecek. Arkada bu konuşuluyordur bak. Onun hani ne kadar yardım edecek. Fed alıyor ya sürekli. Bugün de hani alacak mı almayacak mı devam edecek mi etmeyecek mi diyordu Dow Jones'taki hisseleri. Onun gibi işte. Onun pazarlığı yapılıyordur. Kardeş biz bir bok yedik. Sizden öğrendik o boku da yemeği. Siz yapıyordunuz çünkü. Sizinle de Dow Jones'ta İstanbul Menkul Kıymetler'de orada burada. Normalde hani senin o daha önce regüle ettiğin borsalarda yapılıyordu. Biz de oradan öğrendik yani bunu. Başka hani kendi icadımız değil. Yani olmayan şeyi satmak. Sattık biz bunu zamanında olmayan olarak. E sen şimdi onlara yardım ediyorsun. Onlar regüle çünkü. Ve bile her ay 100 milyar dolarlık fon alıyorsun. Hisse senedi alıyorsun. Her ay yani bizi regüle edince her ay ne kadarlık Bitcoin alacaksın? Bitcoin aldığı falan yok aslında orada. Her ay ne kadarlık para dağıtacaksın. Çünkü alınabilecek Bitcoin yok. Yok ki. Yani olmayan coin'i sattı zaten. Yani o muhasebeyi nasıl kapatacağız kardeş? O konuda ben kapatamıyorum. Yok, bende yok para. Yani ben 2 milyon Bitcoin sattım. Göya. Bu herifler yani 2 milyon Bitcoin var sanıyorlar. Hepsinin cüzdanlarında duruyor. Yani benim cüzdanımda 300 bin tane gözüküyor. Ama 500 bin tane sattım ben. Brian abi onun cüzdanında da 200 bin tane gözüküyor. Ama o da 400 bin tane satmış. FTS'teki kıvırcık arkadaş da 200 bin tane gözüküyor. O da 500 bin tane satmış. Total bir 1 milyon biz fazladan itelemişiz millete. Bunlar var sanıyorlar o coinleri. Ama yok. Bunlar çekmek istiyorlar o coinleri. Bunlar çekerse biz batarız. Çünkü yok. Coin yok. Doğal olarak bunların çekmemesi lazım. Bunların çekmemesini sağlamak için de bunu pamplamak lazım. Bunlara dolar vermek lazım ki onu satacak o adamlar. Ben battım. Bende dolar yok. Yok yani. Sen regüle edeceksin beni. O zaman bana ne kadar dolar vereceksin? New York borsasına her ay 100 milyar dolar veriyorsun. Bize kaç milyar vereceksin? Mevzu bu. Olay bundan ibaret yani. Onun pazarlığı yapılıyordur. Hani Fed diyordur ya işte bir ayda 5 milyar veririm. Onlar diyordur yok ayda 5 milyar kesmez. 10 milyar ver. Fed diyor ki hani 10 milyar ne lan? Kimsin bana sana 10 milyar vereyim? O zaman kontrolü bana ver falan diyor. Bu konuşmalar yapılıyordur yani. Yoksa
Yoksa adamın dün de dediği gibi regülasyon şeyinde sıkıntı yok. Bitcoin tanımışlar, kripto coinleri tanımışlar. Hepsinin sınıflandırmasını yapmışlar. Kim nedir, nedir? Hepsi tamam. Sorun Amerika Merkez Bankası'nın ve diğer merkez bankalarının bastığı paralardan ne kadar atılacak kriptoya? Yani bu Binance'in, Coinbase'in, FTX'in bilmem neyin, bu merkezi borsaların batık olmayan yoktan sattığı Bitcoin'lerin ne kadar sürede emilecek? Mevzu bu. Onun pazarlığı yapılıyordur. Yakında çözülür. Onun için şeyin işte SEC'in ve Amerika Merkez Bankası'nın bazı istekleri var. Doğal olarak. O futures'ı kapatacaksın yani artık. Yani ya, yoktan satmışsın. Tamam ya da bokunu çıkartma artık. Tamam onu kapat. Değiştir. Şeyi açtırtma millete. Her yerde açtırtma. Tamam birkaç yerde açtırt. Yavaş yavaş kademeli kademeli kapatacaksın onu. Karışmayacaksın bir de millete. Kim almış satmış. Kurcalamayacaksın. Şeffaf olacaksın bana karşı. Onlara olmana gerek yok ama bana şeffaf olacaksın. Kimdir, nedir, ne değildir bir de pay isterim. Yani onların pazarlığı yapılıyor. Yani sen ne kadar vereceğim sana hani borç veriyor aslında öyle düşün onu. Ya kardeş ben seni 5 yıl fonlayacağım. 5 yıl boyunca her ay 100 milyar dolar basarım ben sana. Ama 5 yıl sonra da alırım ben seni. Onu da bil. Ya 5 yıl sonra Binance benim olur. Ya bunu kabul ediyorsan regüle ederim seni. Ya bunu kabul etmiyorsan başınızın çaresine bakın diyorlardır.